Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizinle zamirler konusu üzerinde duracağız. Pronoun chart, zamir çizelgesi. Zamirler arkadaşlar, tabii farklı farklı zamir türleri vardır. Örneğin personal pronouns, yani kişi zamirleri, tam ismin yerine kullandığımız yapılardır. Object pronoun, nesne zamirleri, cümlede nesne olarak kullanılan zamirlerdir. Possessive adjectives, birine veya bir şeye aitlik anlamı veren, devamında mutlaka bir isim ile birlikte kullanılan sıfatlardır. Mülkiyet sıfatları dediğimiz. Bir mülkiyet sıfatının veya yanında kullanılan ismin yerini alan zamirlere de possessive pronoun diyoruz. Reflexive pronouns, bu ise bir eylemin özne ve nesnesi aynı kişi ya da eşya ise o eylem dönüşlüdür. Reflexive, dönüşlü zamirler. Dönüşlü zamirler tekil şahıslar için self, çoğul şahıslar için de selves ekleri kullanılarak yapılır. Şimdi bunları tam net tablo üzerinde hepsini bir arada görelim arkadaşlar. Subject pronounlar dediğimiz yap, yani şahıs zamirleri. I, you, he, erkekler için kullanılan o, she, bayanlar için, it, cansız nesne, hayvan ve bebekler için kullanılır. We, biz, you, siz ve yine they de onlar. Burada şahıs nesneleri me, beni, bana anlamına gelir. You, seni, sana. Him, onu, ona. Her, bayanlar için onu, ona. It, onu, ona. Yine cansız nesne, hayvan, bebekler için kullanılır. Us, bizi, bize. You, sizi, size. Them, onları, onlara. Hemen diğerine bakalım arkadaşlar. Bir sonrakine. Possessive pronouns, possessive adjectives. Yani mülkiyet sıfatları, benim yanında bir isim olması gerekir mutlaka. My benim, your senin, his onun erkekler için, her de onun bayanlar için, its onun cansız nesne hayvan bebekler için, our bizim, your sizin, their onların. Mülkiyet zamirleri ise burada mine benimki, bu ismin de yerini alan bir yapı aynı zamanda. Yani sıfatla ismin karışımı. Yours seninki, his erkekler için onunki, hers bayanlar için onunki. Burada it's kullanılmıyor, kullanımı yok. Ve ours bizimki, yours yine sizinki, theirs onlarınki. Dönüşlü zamirler ise myself kendim, yourself kendin, himself o kendisi, herself yine o kendisi, itself o kendisi, ourselves çoğullarda selves olduğunu söylemiştik. Ve yourselves, siz kendiniz veya themselves, onlar kendileri anlamında kullanılır arkadaşlar. Devamındaki örnek cümlelerimizi mutlaka inceleyin arkadaşlar. Bu konuları tam net bir şekilde pekiştirmiş olacaksınız.